Allah'ım ya Rabbim. Allah bu ne? Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Eşen köyüne. Güllük gülistanlık, güneşli bir havaya, güne diyeyim. İşte Eşen köyü çok güzel. Evler çok seyrek. İki evin arasında kesinlikle seralar var arkadaşlar. Düğün evine de gelmiş bulunuyoruz. Biz hocam, nereye geldik şu an? Düğün evine. Mehmet abinin evine gelmiş. Mehmet abinin, bahsettiğim, evet. Mehmet abinin evine, düğün evine geldik. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Burada bugün neler olacak, ne olacak bilmiyoruz. Çekim yapacağız. Evet. Herhalde düğüne hazırlık olacak. Düğün bugün kına gecesi mi? Yok, yarın kına gecesi. Bugün kurban kesecekler, keçileri kesecekler. Bak şu ağacın büyüklüğünü, kalınlığını görüyor musun? Dudağı ağacı mıymış o? Dudağı ağacıymış. O kadar büyük şomine, fırın. Kaç insan beli gibi. Hadi geldik, hoş geldin. Gülsenler önümüzden. Biz onları takip ederek geldik Allah'ın izniyle. Vay. Salli ovalarında pamuk topladığımız anları yaşıyorum. Orada böyle tulumbadan su çekerdim. Çek Gülsen, çek. Allah'ım. İçiliyor mu? İçiliyor. Çok güzel içiliyor. Ya bas, şuradan bas ben için. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzelmiş suyu. Kaç metreden çıkıyor kardeş? Bu aşağı yukarı 15 metre mi olacak? Öyle bir şey olacak hani. İyi, yakınmış. Bizim 104 metreden çıktı ya. Evet, ondan bile yakın oldu. Yok, yakınmış. Mehmet abinin evine geldik. 20 dönüm yere oturuyormuş Bahçe Gülsen. Ha, üst kat gelin evi, alt kat kendi evi. Şöyle etrafı gezeyim buyur ben. İnsan ömrü uzar burada ya. Mandalin, portakal ağaçları. Şurası bahçeymiş. İlerisi zeytin. Ta ilerisine tavuklara buğday falan ekmiş. Aloe veriler. Don olmadığından dışarıda kalıyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel arkadaşlar. Allah. Ne güzel biliyor musunuz? Kapının önünde böyle portakal, limon olması. Portakallar mis mis. Mis gibi kokuyor. Şifa deposu. Dalından kopar, ye. Her evin önünde mesir inciri diyorlar buna. Şey var. Aa, başında incir var. Şöyle bir ağaç. Başında meyvesi var hala. Çok şifalı, çok lezzetli bir şey. Limon ağacı, dibinde mandalin veya portakal ağacı. Hemen yanında fırın, ekmek fırını. Fırının üzerine de şöyle dekor olsun diye sapan, bununla çift sürülüyormuş. Demirin çıkmadığı dönemlerde, çok eskilerde şuradan şöyle sapından buraya kadar ağaç olan tarlaları, arazileri sürülen sapan. Şurada bir şey var, pim. Bunu kaldırırsan toprağa daha derin batıyormuş sapanın ucu. Aşağı doğru bastırırsan daha yukarıdan sürüyormuş. Böyle bir tarım arazi sürme aleti diyeyim. Dut ağacı gövdesi. 3,5-4 metreymiş. Gövdesinin genişliği, çapı, budamışlar. Şöyle kalın, tarihi bir dut ağacı. Yaklaşık 55-60 yaşında olduğunu söyledi Mehmet kardeşimiz. Şimdi ne yapacağız? Burada düğün evinde hayvan kesilecek. Düğüne hazırlık, yarın düğün başlayacak. Güzel yer ya. İmrenmemek insanın elinde değil. Maşallah diyelim. Meşe palamudu. Eskiden kök boya olarak kullanırmış. Evet. Siz de mi boya yapardınız? Yok yok yok. Yani biz sadece toplardık, kurudurduk. Hani böyle kuru olduğunda hani çuvallardık, hani satardık. Hani. Biz kendi evimizi bunun sayesinde yaptırdık. Ciddi mi söylüyorsun? Yani, maşallah. Birinci katı. Hani
üç kardeş yani balamı çırpmaya giderdik. Hani ayda bir kamyon şey sardığımızı biliyoruz. Unun gozan. Kozalağının. Kozalağının. O da paraymış yani, değil mi? Para, bunu ne? Satarak yani evi yapmış, yaptırdınız. Ha. Üç kardeş. Evet. Bu meşe niye, ağacının niye bak, meyvesi. Bu şu meşelerin meyvesi ne de kullanılıyor? Ya bu bir şey kullanılmıyor. Hani bu sade hani şey olsa geçiler güzel yer. Oğlaklar. Bu yeniyor biliyor musun abi? Yani? Yeniyor. Kestane gibi. Kestane gibi yenir yani. Yani. Çok da şifalıdır. Güzel mi? Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış tam boyunca. Hey. Değil mi? İşte yonca bunlar Hüker Hanım böyle yani. Biçin nasıl gerekiyordu? He, biçilecek. Bunları hayvanlara veriyorlar Hüker Hanım. Anladım. Bunlar eve gömeci var bir tane bak. Bunlar da çok değerli yenilen ottur bak. Eve gömeci. Aynen aynen. Bunları kavurursun. Böyle haşlarsın. Ayrıca bunun pirincinle, pirinçli yemeğini de yaparsın. Yumurtalı yaparsın. Ispanak gibi. Çok güzel olur. Şifalıdır. Çok şifalıdır yani. Aynen aynen. Çiğ de yiyebilirsin. Tuza ban ban ye bunları yani. Öyle. Yenilir. Evet. Şurası üstü gelin ev. Çok geniş bir ev. Şu ayrı çıkıntı ne kardeş? Orada merdiven boşluğu mu? Ha, kendileri usta olunca gönüllerine göre yapıyorlar. Tabii, kafalarına göre yapmışlar yani. Tabii. Alt kat kayınvaliden, üst kat gelinin. Çok güzel. 210 metrekareymiş Ülker. Hopu, evet, maşallah. İki daire gibi yani. Gülü 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 gülü. Horoz da işte ne diyorsun sen buraya? Gel. Temin bir kabarıyorlar Şahin. Bak 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 bak. Tehlike anında onlar tehlike sayıyor ya. Yani güven alıyorlar. Bu ne bu ne bu ne bu ne. Şunun kurban olan senin şu kuyruğuna. Gülü 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 gülü. Bizim açan çiçekten, sarı çiçekten. Allah'ım tavukla mandalinin içinde yayılıyor. Kuru portakallardan bunlar yani. Sıkmalık için. Ne kadar güzel değil mi arazi, çiftlik. İşte imrenmemek elde değil. Ben de bunları imreniyorum. Buralara imreniyorum. Gülfen diyor ki portakal yiyelim. Yiyelim dedim. Bak 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 bak. Şahin nasıl efeleniyorlar. Tehlike anında kendini korumaya mı? Gülfen bunlar yumurtluyor mu? Yumurtlar kantık olursa yumurtlar var. Ne kadar güzel su içiyorlar. Maşallah. Demek onlar da yanıyor işte. Yanma mı? Aynen. Biz nasıl yandık da portakal yiyeceğiz? Yiyeceğiz. Ben sana yandım Gülsen. Niye diyor? Ben sana yandım diyor. Vallahi, ben bu herife yandım diyor. Ha? Nereye acaba o kadın diye? Sizin buralıymış. Sizin buralıymış ya. Mehmet abi dedi ya akşam. Ben sana yandım diyor. Kadın sizin buralıymış. Olabilir. Ha, buralıymış. Ben buna yandım diyor. Bu da bana yandı diyor. Yani sevdim diyecek. Düğün hazırlığı başladı. Nereden başladı arkadaşlar? Hayvan kesiminden başlayacak. 5 tane ufak baş hayvan kesilecek. Ufak dedim de öyle çok ufak değil. Şöyle büyük teker. Aha bak. Hayvan kesimi için çukur açılıyor. Ve çukur kepçeyle kazılıyor. Çok kolay. Kesilen hayvan güzelce yüzülüyor. Hızlı yüzüyor. Hızlı yüzüyor. Kasapmış. Alasın oğluymuş Mehmet abi. Kasap. Orijinal kasap. Kasap şov. Kasap şov. Yavrum sen bir yerde haplaraya gelmedin doktorum. Geçen gün baktım orası döşü yağlı gidiyor. Kokuruşu da asıya deyip yudurdum uçağını kestim. Hadi vaydı rahmatlı dayısın ben. Mehmet abi de kasap sanırım. O kemer var ama bilmiyorum bıçağı yok. Tabii ki şimdi ustanın yanında biz acemiyiz. Çıkarız daha yani. Allah
hem bileği kötü yapıyoruz ama ustanın yanında mümkün değil. Sessiz kalıyoruz yani. İyi bilenin yanında insan bildiğini de unutuyor. Değil mi Gülsen? Biri bir şey güzel bildi mi bildiğini unutuyor insan. Aynen. Evet. Ustanın yanında unutuluyor. Aynen doğru. Aynen. Su mu döküyor ona? Elmasla. Şimdi halim bana nazar ettiniz diyecek çocuk. Keramet suda mı sende mi abi? Şey, Keramet sende mi suda mı? Allah'ım ya. Git lan. Sen var ya ben çabuk belki su bardağı. Az kaldıralım halo. Kaldır azıcık. Biraz azıcık kaldırsan. Çok. Hadi ye. Hala yok bunun altına. Yemiyor lan. Naylon mu getirdin? Yemedi. Eti yemiyor köpek kız. Ben onu bulurum ya. Bunu alalım. Allah'ını seversen kurtar mı? Kulağını oradan alıyor. Merhaba, kurdu naylon mu? Kıllarını bıçakla sıyırıyor. Yağını da alıyor. Ya büyüdü. Bak yollu varsa bile üstüne koyun şeyi. Yemeye başladı. Evet. Evet. Ha, işte. Al sana masa. Ne iki katlı olan şey ne? Ağır mı? Hayrettin abi dana bacağı gibi maşallah. İşkemeye bir kasa mı bulsaydın? Kasanın içine. Her yer kasa. Aha kasa. Onlar pisti bak. Bakır daha getirme diyoruz bakalım. Şey, yağıya neye kaçalım? Bakın hepsi bir yere yavurdu böleriz. Oh, bu almaz. Ayrı götürme. Ben hadi kasayı. Akşam köy bazı ettiren. Aynı ötkün yasa öbür kasayı. Evet, hangi ne? Bağırsak çıkıyor masa içinden. Şunu mu? He. Bağırsak çıkıyor mu? Saniye gelmez. Ters çevirin elbet. Saniye kasalar dümdü yemez. Kasacağız dümdü. Şubara. İki lira abi, iki lira. Bak bunu yiyin, bu şundan yer tamam, güzeldir. Tamam, ben hepsini alırım. Bunu. Yani bir, ben hepsini alırım onu. Dur bakayım. Dur bakayım. Adam ona bağırsak kaçırma. Yok, bir tane yok. Hayır, bunun için başka bir şey var. Bağırsak kaçsın adam. Ben alacağım, ben temizleyeceğim onu. Aa, getirdim kasayı yoktu. Bak, bir ne diyeyiz, adam ne diyeyiz. Ben temizleyeceğim onu. Ama adam içine bağırsak kaçacak, kasa lazım. Gel lan ben sana kaçırma. Tamam, var. Kasa var, orada yok. Anneki gülü var ya. Para etmeyen kasalar alın abi. Saniye görmesin. Al oğlum. Saniye vermez. Niye? Dün vermez. İyi var. Ya inanma abi ben yalan mı atacağım? Ya biz şu oyunu oynamayalım olur mu? Ne bu? Kasa getir. Ters çeviriyorum. Nasıl işini? En büyük şeyi ona tutta geldim ya. Ne? Şeker. Ben şekersiz ya, ya sen şimdi dedim abi ki şekerle çalış. Kokoreç bundan mı oluyor abi? Abi kokoreç bundan oluyor. Bunu içine su tutuyor. Sıyırıyorsun, çıkarıyorsun. Bunu içine sarıyorsun. Onu yıkayın. Bildiğimiz kokoreç bu değil mi? Mangala bir yerine bu şişiyor. Şiştik sıra. Diğergenle ayırla bunu. He. İçi dışına çıkıyor bunun. Ondan sonra öbür tarafa çeviriyorsun ateşe mangal şeye, ateşe. He. Ondan sonra orayı diğergenle ayır. Ondan sonra orası dışına çıkıyor. He. İçini attıktan sonra pişmiş oluyor. Anladım. Bayağı bir zahmetli bir şey. Yalnız sen arkadan açabilirsin. He görüyorsun. İçine düşerin de. Hadi yok. Ya buyur amca oğlum. Onlar da işkembe temizliyor.
Şahin, çay aldın mı sen? Tamam. Adam durdur mu abi? Biri açık ellerin birbirine soğuk oluyor. Sağlıklı mı? Bir tutarsan şu boynu manzara. Hangi? Boynu bütün mü olsun? Doğru görmek zor olur. Evet arkadaşlar, hayvanlar kesildi, yüzüldü, etler buraya kondu, klima çalışıyor. Yani soğuk estiriyor burası, etler bozulmasın diye dinleniyor. Şu anda dinlenme saatinde etler. 1-2 saat dinlenecek, sonra da dışarıda doğranacak. Çıntarları doğradın, başına zeytinyağı kattın, tuz attın. Şimdi sulamasını doğrayacağız. Biberler doğranacak. Biber doğrayacağız. Karıştırın mı çıntarı? Nasıl suyunu saldı bir bak bu ya. Çıntar iyice suyunu çekecek mi? Evet. Suyunu tamam, çektikten. Bundan sonra bunları koyacağız. Biraz da bunlarla pişecek. Tamam. Bunlar kırmızı ölesiye kadar. Bunlar ölesiye kadar. Kırmızı da yeşil ne? İndirdiğini yap. Pişti mi kimyon karabiber koyarız. Tamam, şimdi çekeceğim zaten evet. Tarifini. Kimyon, karabiber, kimyon ikisi birbirine yakışır. Tamam. Kırmızı biber, yeşil biber taze. Bir de soğan. Mantar suyunu çektikten sonra başına ilave edeceğiz. Mantarı ortadan bölüyorum. Yumurtayla. Yumurtayı onu çırpıyorum. Bandırıyorum onu. Veyahut da önce yumurtaya bandırıp sonra una bandırıyorum, mısırına bandırıyorum. Tamam. Nar ekşisini ne zaman koyuyorum? Sonra kızartıyorum, aynı kızartma yaptığım gibi. Üzerine de sarımsaklı nar ekşisi, servis zamanı da en sonunda tavadayken hepsini beraber toplayıp kızartma yapıyorum. Mantar, çıntar kızartmasının üzerine döküyorum. Güzel oluyor mu öyle? Tabii ki lezzet farklı, farklı oluyor. Tabii, tabii. Suyunu çekti galiba. Suyunu çeken çıntarların üzerine biber soğan karışımında ekledi. Yeşil biber, kırmızı biber. Bir karıştır bak bu ya. Bak şimdi. Al kaşık içinde. Şöyle. Ne kadar kaynayacak? Soğanlar ölesiye kadar. Soğanlar ölesiye kadar. Biz de ölesiye kadar diyoruz. Kimisi sotelenesiye kadar diyor. Ben sotelenesiye kadar diyeyim. Ha, biz ölesiye kadar diyoruz. Biraz sote yaptığım için. Kırmızı biber. Soğanla biber öldükten sonra kırmızı toz biber. Başka? Karabiber. Çıntar kavurması baharatlı, süper oldu. O nedir? Bu kimyon. Karabiber, pul biber, kimyon. 3 tane baharat kullandık. Biberimiz de çok güzel. Kendin yapmışsın herhal bunu. Evet. Güzel oldu mantar kavurması. Limonlu sıkıyor ondan sonra. Limon sıkılır mı mantara? Evet. Ha. İsteyen limonu sıkıyor da sıkmıyoruz. Belki istemeyen vardır diye. Değil mi? Gülsen, hadi otur bak, can yapıyor, kan yapıyormuş bu. İçinde yeşil biber var, beyaz lahana, kırmızı lahana var, domates var. Değil mi? Yeşil biber. Yeşil biber. Limon. Limon, zeytinyağı. Kan yapıyor, can yapıyor dedim.
Zeytinyağı bahçeden koparılmış limon. Bahçede nasıl limon var? Maşallah. Kes kökledik ya. İleri dikti gelmez. O tutmadı. Tutmadı o. Tutmadı mı? Tuttu şöyle bu da daha büyük. Bu mantardan da şöyle gidecek mi? Etli nohut, pilav, salata, mantar kavurması. Bu turşu mu kız? Turşu. Mantar. Çıntar. Çıntar, mantar, espit, kanlıca, çam mantarı. Bir sürü adı var onun. Kanlıca dedim ya. Ali gel. Ne yapıyorsun? Onu bana ver de torunuma götüreyim. Vereceksin. Vereceksin. Kıyamam. Almam almam. Hiç alır mıyım Alege ben? Sarındı Gülsen torunu. Ben de böyle sarınacağım. Hadi bakalım kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olun. Önce bıçaklar pileniyor. Bileniyor böyle. Onu biliyorum da bunu görmemiştim. Ondan ilgimi çekti. Ondan bizde de var. Öyle. Çakma ya. Bu mu çakma, o mu çakma? Bizde var hepsi. Bir taraftan çaylar içiliyor. Yemekler yenildi. Düğün hazırlığı. Düğün hazırlığı. Abo, bizimkiler geliyor. Sizi kaçaklar sizi. Sizi. Yalancı cennete gittik yani. Ciddi mi diyorsun sen? Çok mu sevdin buraları ya? Erol saklı kent muhteşem. Saklı kent muhteşem. Acık korkunç değil mi ki dağ böyle? Ben hiç korkmadım. Ben çok korktum. İyi bakalım. Her tarafa girdi galiba. Yarın mı kaldı? Bu sene var. Büyük kamera geçecek. Bak Yasemin götürecek. Yasemin götürecek. Nereye? Bak Mehmet Bey'in kızı, bak Yasemin. Öbür tarafta kız. Musseralarında çalışmıştı da tanıyor. Kasap Bey, kolay gelsin bakalım. Sağ ol abi, hoş geldin. Nasıl gidiyor işler? Allah'a şükür. Ben de dedim Şahin'in yerini doldurayım bay. Mehmet abi doğru arkana çekin dedi de. Çekeyim dedim. Boşuna ikimiz gelmiyoruz. Birimizi kaçırmayız. Biz nereler gördük değil mi? Nereler gördünüz? Saklı kente gittik. Kaleye çıktık. Kalos kalesi. Kılıç. Ya oraya gittik. Sen orayı görmemişsin. Yok biz oraya gitmedik. Sen gel ne yapıyorsun? Oradan da çıkın. Diğere inin denizin başına. Hayretli. Ya ama araba. Bundan araba istedim. Orayı ölüm tamam. Yedi bunları. Evet. Arabanın onun içine katın. Tamam. Sen kendin. Bir de alsana tatla. Evet. Baba sen için. Şeker Şahin Bey, beğendiniz mi memleketimizi? Abi, beğenmemek ne demek ya? Beğenmez mi ya? Her tarafı güzel. Hiç kötü yer yok. Her tarafı güzel. Ben sizi gelmeyecek herhalde sanırım. Kendi geliyor abi. Gelmeyecek sanırım. Çok yer geldik ya. İyi maşallah. Sen bugün benim paylaşımı gördün. Ben sabah karar verdim. Sen de o boş tepsiyi al babanla. Vallahi eve bun gelin. Tepsi. Ya tepsinin içinde karınlar da ayrı poşete koy. Yağı da bul bir kenara. Ama alıcı bu şaşırmış bir yerim. Tamam da sadece bu kadar. Ne neyse. Gitmeyecek. Ben yine enerji götüreceğiz. Sonra da var. Bedrettin orada. Şunu da bir poşete mi koyacağım? Görmem şimdi. Ben arabada kalacağım. Kas
kasap deyince 1 gram et bırakmıyor kemiklerde. Kasap kardeşimiz kemiğinden ayırıyor. Gülsen'le Mehmet abi de kuşbaşı doğuruyor. Sen ne tarafa geçen? Bunlar gelsin. Beni gönderiyorlar. Yemek hazırlasana. Hayretler. Tamam, ben varım. Çöreyim mi? Bir de bana sor. Ben yemek yiyeceğim. Tamam, var gel. Kader gel, hazır mı var? Onda sıkıntı yok. Bura al yavrum. Çalışmak gerekiyor değil mi? Tabii tabii çalış. Gezdik, yedik, içtik. Yediğimizi ödeyelim biraz yani. Çalışalım canım. Çalışacağız. Hem Mehmet abi. Tabii. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Allah Allah. Yanlış mı Mehmet abi? Abi biz de misafir. Abi şimdi bazı şeyler doğru olsa söylemem. Abi doğrudan şaşma. Şahin abi demin söyledim ya. Biz de misafir. Gelecek böyle kendi istediği gibi doğrayacak. Kendi istediği gibi yiyecek. Yok şehirdeki gibi. Sağda ekmek, solda çatal, sağda bıçak. Biz bu işe gelemeyiz abi. Bunu böyle. Bizim gibi yani abi değil mi? Doğru. Bizim gibi abi. Heh. Şimdi ablam gel bakayım ablam. Heh, gel. Geldim. Gel, gel ablam. Kelle. Evet. Şimdi kellelerimiz burada. Bugünkü keçi kellelerimiz haşlanıyor abi. Abla. Evet. Burada haşlanacak biraz daha sonra. Sonra bunlar buradan çıkıp fırına gidecek. Fırınlanacak. Fırınlanacak. Haşlandıktan sonra bu kıpkırmızı olur bunlar. Yaklaşık 2 saat falan kaynaması lazım. Tamam. Şu anda daha yarıda bir şeydi. Daha da kaynayacak. Kaynayacak. Ateşi hararetlendirdim zaten. Ateş yanıyor. Sıcacık da oldu burası. Şomine senin emeğin değil mi? Tabii bizim burası. Biz inşaatçı olduğumuz için evimizi komple kendimiz yaptık. Fayans için, kalem olarak da, laminat için, test satacağız.
Eniştem. Bizde enişte devlet oluyor tabii. Biz eniştenin işine karışmıyoruz. Biz köye yaptırmıştık. Bizim ocak başı ne kadar duman varsa eve geldi. Yani bacaya bir gram gitmedi. Şimdi burada fark ediyor musun? Bunun nedeni sizinki daha aşağıdan şöyle. Kesilmiş bizimki buradan olduğu için. İşte burası böyle. Bir de abla bunun iç kısmında yapılan bir işçilik var. Yani şimdi şuradan şu mevcut alanda şöyle bir üçgen paralel var burada. Dumanın yukarıya gitmesi için bunların iç kısmında paralel var. Şuradan çalışan değil. Bunun iç kısmında bir paralel var burada. Yukarıda daralma var yani. Bu kadar geniş değil. Yukarıda küçücük. Ama yukarıda ikinci bir şöminemiz daha olduğu için o da buna bağlantılı. Yukarıdaki görmüş olduğunuz şömine de buna bağlı yani. İkisi beraber çalışıyor. Bizim bacalarımız küçük. Tamam. Sabah da pişti yemek. Pusmadı. Şimdi de pusmuyor. Bizim bu kadar ateş yanacak. Hepsi eve. Eve geliyor. Şöminenin tütme yani ne kadar içi geniş olursa olsun bu kenarındaki bu sistem olmazsa şuradan bu sistem olmazsa buradan bu sistem olmazsa ya da bunu buradan yaparsan bu şömine tüter. Buradan gelen rüzgar buraya vuruyor. Burada aşık balı bunu bakın tamam sürekli yukarı gider. Bunu düz yaparsanız bunu buradan düz yaparsanız olmaz. Bunu hiç kimse söylemedi. Düpedüz işte bizim. Düpedüz. Şimdi bunu çoğu insanlar bilmez. Burası niçin dışarıda diye. Burası bak anam binadan niçin dışarıda bilmezler. Onun için şömineler tüter. Bu şömineler bu yandan rüzgar almaması lazım. Yerden aldığı rüzgarı buradan. Bakın ateş alttan alıyor kendisi. Ateş alıyor. Sanki buradan tutulmuş gibi. Eğer, kaç tane? 2 miydi, 3 müydü? Yaklaş abla. 2 olduk, 3. Herhangi bir tütme... Hemen pulaşını açayım. Herhangi bir tütme olasılığı olursa burada oksijen dediğimiz var dışa bağlantılı. Vay, bunu bilmiyordum. Evet, şimdi kapatıyoruz onu öyle. Eğer bu burada sıkışmadan, dumandan sıkışmadan olursa ateşler biliyorsunuz oksijensiz yanmaz. Tamam. Ve burayı açınca veya şey yapınca bakın ateşin yanışı bellidir. Belli. Alttan aldığı için böyle yanıyor. Belli. Çünkü orada dışarıya bağlantılı delik var. Evet. Bunu ilk defa duyuyorum. Şahin, bir de şomine buradan üfleniyor gibi yanıyor. Bak dikkat ettik mi? Neden şunu örmek gerekiyormuş yani? Allah'ım ya. Allah bu ne? Ödüm kapattık. Çekti ama çekip de. Çekim yaparım. Burada varsa odun patlamıştı. Palamut kozalakları var ya. Ne? Palamut kozalakları vardı. Onların içinde bulunan kelip. Kamerayı mı kapattı? Hayır çekişmedi. Kelip ısırınca patlama yaptı. Ha değil mi? Aman ha. Başka bir şey olmasın abi ya. Allah korusun. Canlı yayında. Sen kemiği bor at. Çıkaca. Demek kırılmış. Yeri kırıldıdır. Neden yaktık şimdi o şomineyi? Isısın diye mi yaktık? Tamam. Bir şeye sürtün. Şişleri veriyor sana. Sana bak. Ha, sen başımızı kelimiz. Baba söylesin sana bak. Çok yormuş gibi yapar. Baba söylesin. Baba ne söylesin. Büyük ayağım biliyor musun? Kaslı yer. Kaslı. Kokulama gitti. Kokulama gelmedi. Elimden bir yer yolu. Kokulama var mı?
Uzun değil mi? Yani yok da gelmiş, onu da kesmişiz biz de. Hemen ne yaptı, patatlarla buraya gel diyorum ben. Boşamak. Bu bizim oğlan mı geçecek? Bu bizim oğlan mı senin oğlan mı geçecekler? Dur dur sen. Hemen dur ben. Gömün. Bol bacak. Bol bacak. Var mı? Bol bacak. 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 Tamam, çantayı, çantayı. Şimdi Mehmet abi ne yapmaya çalışıyor? Bu etler yarım pişecek ya, o ne pişiriyor şimdi bu etleri? O, ne yapıyor? Mangal. O... Kebap. Şimdi mi yiyeceğiniz bunu? Mangal. Evet. Bu yemek çekenlerin harcı. Ha, yiyecekler. Bu Şahin aynı bizim yaykınlılığa böyle yapıyor ya. Aynı. Bir yandan yiyecek, bir yandan dağıtacak. Tamam. Yaktığımızı oradan şey edeceğiz. Aslında ciğer yedirir de bizim Mehmet uyanık. O da ciğerde. Ciğer doğramıyor şu an. Et doğruyor Mehmet abi. Ciğer tamam, şurayı yerleştir. Balak malak var ki görürüz. Doğranan hemen ilerine katsın. Belki yani şey versin abi, masrafı bir yer. Hani o cırtçıklar da şöyle çekiniz. Doğranan eti bir alsan da şunun aradan bir çıkarsan olur. Ayrıca yer vereyim. Hamza diyeyim. Ters mi? Doğru abi, bitir yer. Lan bana almakta, şimdi yok. Aynen. Hamza diyeyim, bunu gelirim, ben de çal diyeyim. Hamza da çalalım. Devam et. Hamza da zarar kestiriyor. Babayı söndürmen yani, böyle. Gündüz zaten güldün, kırdın, geçirdin milleti. Ocaklık büyük olacak. Şunlara bakın bari. Bana ileri. Mehmet abi, Şahin mi yapmışsın sen bunu? Şahin mi diyor? Bak be. Yalan şimdi bunu hep bir yiyelim abi. Hep beraber yiyelim. Hep beraber yiyelim. Evet. Ne olacağım ben bunu ne çıkartayım? Alim bak sana bir şey diyeceğim. Maşallah ben. Neymiş kalp şiş, et şiş, yağ şiş. Yok olmadı ki. Neydi abi? Et şiş, karaciğer şiş, böbrek ve kan. Kalp şiş. Herkes gelsin gari. Evet. Biz yiyemeyiz. Herkes gelsin. Birer tane bakın. Birer tane bakın. Birer tane bakın. Karaciğer. Karaciğer. Karabiber. Şu kalp değil mi? Karaciğer. Tamam. Çok güzel. Memlekti. Şurası böbrek. Bu et. Burası et. Bu da böbrek. Et, hepsi. Et en güzel. 10 numara uşağı. Eline sağlık. Eline sağlık. Demir şişme. Eline sağlık. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Ben yedim. Bunu demem ben. Ye. Hadi bize kolay gelsin bakalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya beğen atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz.